Merhaba arkadaşlar. Bugün Kurtuluş Tasarısı adlı hikaye kitabımızdan İsa dua etmeyi neden öğretti adlı hikayemizi anlatacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Matta 6. bölüm 9. ayet. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Evet arkadaşlar, her gün dua ediyor musunuz? Dualarınızı hangi şekilde, nasıl ve nerede edersiniz? İsa'nın ardından büyük kalabalıklar gelmeye başladı. İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı ve orada vaaz vererek göklerin egemenliğinin ilkelerini halka açıklamaya başladı. Özellikle örnek duayı öğretirken, dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın dedi. Arkadaşlar, ikiyüzlü insan ne demektir? İkiyüzlü insan için iki taraflı insan, yani bir konuda düşündükleri ve söyledikleri farklı olan kişi diyebiliriz. İsa dönemindeki birçok dindar da dua ederken ikiyüzlü davranıyordu. İkiyüzlülerin duası nasıl oluyormuş? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle bu ikiyüzlü dindarlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda, caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlardı. İsa böyle bir duanın çok yanlış olduğunu söylüyor. Peki, kime dua ediyoruz? Tabii ki Tanrı'ya dua ediyoruz. O yüzden Tanrı'nın bakışı ve düşüncesi dualarımızı ederken çok önemlidir. Ama ikiyüzlüler Tanrı'ya değil, insanlara ve düşüncelerine çok önem veriyorlardı. Dolayısıyla Tanrı bu ikiyüzlülerin duasına kulak vermedi. Çünkü onlar ödüllerini insanlar tarafından almışlardı. İsa Mesih doğru edilen duanın nasıl olması gerektiğini şöyle anlattı. Siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. İkinci olarak İsa Mesih, dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. İsa böyle bir duanın yanlış olduğunu söylüyor. Tanrı hazır cümlelerin tekrarlandığı boş sözlere kulak vermez. Tanrı söz kalabalığından etkilenmez. O içtenlikle ve yürekten gelen sözleri duymak ister. Dolayısıyla İsa Mesih bizim onlara benzemememiz gerektiğini söyledi. Çünkü babanız neleri gereksiniminiz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. İsa, ikiyüzlülerin dualarının yanlış olduğunu söyledikten sonra örnek duayı öğretmeye başladı. Biz bunu genel adıyla Rabbin duası olarak biliyoruz. Bu dua, Rabbin bize öğrettiği duadır. O yüzden bu duanın anlamını gelin birlikte inceleyelim. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Rabbin duasının başlangıcında olduğu gibi bizler de duaya Tanrı'nın evrenin yaratıcısı ve sahibi olduğunu söyleyip ilan ederek başlamalıyız. Onun çocukları olarak gereken övgüyü ve yüceliği duamıza başlarken Tanrı'ya sunmamız gereklidir. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Sonraki adımda Rab İsa'nın yeryüzünde kuracağı egemenlik ve doğruluk içinde hüküm süreceği gün için Tanrı'nın egemen olması ve isteğinin yeryüzünde de gerçekleşmesi için dua etmeliyiz. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Tanrı'nın işini ilk sıraya koyduktan sonra kendimize ait
ruhsal ve fiziksel günlük ihtiyaçlarımız için dua etmeliyiz. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Tanrı, bizim günahlarımızı bağışladığı gibi biz de bize karşı suç işleyenleri affetmeliyiz. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Günlük yaşantımızda şeytanın ve günahın gücünden kurtuluş için dua etmeliyiz. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Bir hamd ve şükran duası olarak dünyanın sonsuz sahibi ve yöneticisi olan Tanrı'yı yücelterek duayı bitirmeliyiz. Evet arkadaşlar, dua nedir? Öncelikle dua, Tanrı ile konuşmak ve zaman geçirmek demektir. Dua zamanı bir imanlının Tanrı ile buluşma zamanıdır. Dua ederken öncelikle Tanrı'yı yüceltmeliyiz. Sonra onu dinlemeli, onun isteğinin ne olduğunu öğrenmeli ve onun isteğini yerine getirmek için karar vermeliyiz. Daha sonra dileklerimiz için Tanrı'ya yakarmalı ve hayatımızı, sıkıntılarımızı, dertlerimizi, zorluklarımızı bildirmeliyiz. Bu nedenle İsa'nın bize öğrettiği Rabbin duasını örnek olarak bütün gücümüzle ve içtenliğimizle dua edelim. Özellikle her gün onunla buluşmayı ve konuşmayı kaçırmamaya gayret edelim. Her sabah kalktığımızda Rabbi dinleyelim ve günlük yaşamımızı ona sunalım. Gece uyumadan önce yine dua ederek Rabbi hoşnut eden imanlı çocuklar olalım.